Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza bir temizlik videosuyla çıkmak istedim. Bu görmüş olduğunuz arkamdaki masa, yerdeki halı, karşımdaki koltuklar, her şey kalkacak, perdeler çıkacak, camlar silinip güzelce dip köşe bir temizlik yapılacak efendim. Bugün evet bizi yoğun koşturmacalı bir gün bekliyor. Hadi bakalım benimle birlikte şöyle güzel motivasyonlu bir şekilde temizlik yapmaya ne dersiniz? Ben hemen başlıyorum şimdi. Yardım alacağım tabii ki. Masayı tek başıma taşıma imkansız. Bunu şu mutfak kısmına geçireceğim. Şu gördüğünüz alanı temizledikten sonra onları bu tarafa geçirip, çünkü dışarıya çıkarma imkanım yok, bu tarafa geçeceğim. Bu kısmı halledeceğim. Öyle. Bugün birazcık beni yoğun, koşturmacalı bir gün bekliyor. Bakalım günün sonunda tertemiz olmuş mu? Becerebilmiş miyim? Temizlemiş miyim? Görüşürüz. Beni değerlendirirsiniz artık. Öyle diyorum. Başlayayım mı? Ne dersiniz? Hadi bakalım benimle birlikte kimler temizlik yapacak? En sonunda da şöyle keyifli bir köpüklü Türk kahvesini hak ederiz herhalde. Önce bir temizliğimizi bitirelim.
deterjanlı suyumu hazırladım. İçerisine ne koydum? Tabii ki Farmesun'un çok amaçlı temizleyicisini koydum. Ve camlarıma başlıyorum. Önce bir kabasını alacağım şöyle. Gerçi çok kirli değil ama olsun. Benim camlarım şöyle sürgülü yana doğru ittiriyorum. Biraz önce pervazlar içlerini süpürdüm. Şöyle bir kabasını aldıktan sonra ince temizliğe geçeceğim arkadaşlar. Bunları falan zaten silmiştim. Yine sileceğim tekrar. Kendimi yarışma programında gibi hissettim. İşte sadece şu sinek izlerinin olduğu böyle ara noktalar var. Oraya da parmağımı elimden geldiğince girdirmeye çalışıyorum ama yağmur yağdığında aynı oluyor tabii ki. Daha dün yağmurluydu mesela. Önce bir şey, ha makas. Şu tam birleşim yerinde kalıyor ki. Her ne kadar dikkat etseniz de. Makastan yardım aldım. Şimdi kovama yere indireceğim. Camımı dışarıdan yıkayacağım. Pardon, sileceğim. Benim korkuluklar olduğu için çok zor oluyor camları silmek. Bir kirini almam lazım onun da. Hem sineklik var, hem korkuluk var. Onlar çok sıkıntı oluyor. Şöyle sinekliği itireceğim diğer tarafa. Şimdi olmadı. Çok gitti. Bununla başlayalım. Şöyle çekeyim. Şöyle onun da kirini alsa her iki tarafında yeterli olacaktır. Böyle yapıyorum arkadaşlar, mecburen bir o tarafa bir o tarafa ittire ittire bir camları siliyorum. Aradaki fark görünüyor zaten. Bir tarafı şu kısım silindi. Şu kısım duruyor hala. Mecburen böyle yan yan siliyorum. Yarım yarım siliyorum. Kolum ancak yetiyor çünkü. Öyle devam ediyorum ben. Bunlar bitti. Gördüğünüz gibi tertemiz mis gibi oldu. O bittikten sonra yerleri süpürdüm. Şimdi kovam orada hazır. Paspasım elimde. Ben paspas yapmaya geçiyorum. Buraları paspasladıktan sonra koltuklarını yerleştireceğim arkadaşlar. Daha sonra da tülleri takacağım. Tüller yıkandı. Makineden çıkmaya hazır. Beni bekliyor. Ben paspasımı yapayım. Temizliğimi bitirdim arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Biraz nefes nefeseyim. Evi süpürüp sildim.
Şöyle bakın, burası kalktı tamamen. Şuradaki görmüş olduğunuz her şey kalktı. Halı, koltuklar falan çekildi. Hepsi süpürüldü, yerleştirildi yerlerine. Arkaları falan silindi. Buraya da yedek perdem vardı. Daha doğrusu bu buranındı. Buraya gelince değiştirmiştim. Bu perdeyi getirdim, taktım. Şöyle tüller de bembeyaz. Gerçi ışık vuruyor, tam göremiyorsunuz ama. Şu açıdan göstersem nasıl görünecek? Oradan daha çok ışık vuruyormuş. Halıyı dışarıya çıkartıp çırptım. Giriş katta olduğum için benim böyle bir imkanım var. Evet, her yer böyle tertemiz gördüğünüz gibi. Hemen şöyle dönüyorum. Şurada bir halı parçası vardı yerde. Onu çıkarttım. Çocukların kışın ayağı üşüyor diye sermiştim. Şöyle tam komple buradan alta kadar gidiyordu. Çünkü yemek yerken ayaklar oraya basıyor. Onu çıkarttım, şöyle göstereyim size. Oradan onu kaldırdım. Süpürdüm, sildim işte böyle. Şimdi mutfak alanına geçiyoruz. Biliyorsunuz yeni gelenler için tekrar göstereyim. Burası Amerikan mutfak arkadaşlar. Benim oturduğum odam Amerikan mutfak sistemi. Hemen şu kemerlerle mutfak bölümüne geçiyoruz. Evet, geçelim. Buranın da halısı süpürüldü. Üstünü biraz sildim. Bir bezle sildim. Şurada bir küçük yere bir şeyler düşmesine yine bir halı parçam var. Onu da çıkarttım, temizledim. Evet, tezgahım baştan başa tertemiz. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Şimdi artık bir yorgunluk kahvesini hak ettim bence. Şöyle köpüklü bir yorgunluk kahvesi eşliğinde konuşalım. Videomuzu da kapatalım. Ne dersiniz? Evet. Her işimizi bitirdiğimize göre şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi vakti ve kapanış vakti. Size de göstereceğim kahvemi. Bakar mısınız? Kısmetim de taşmış. Evet. Kahveyi de arkadaşlar dünkü bir önceki videomda, dün değil de yani bir önceki videomda hangi neyle yaptığımı görürsünüz. O makineyle yaptım da böyle bol köpüklü bir kahve oluyor. Öyle. Yorulmuş muyum yüzümden de belli oluyordur. Temizlik yaptım, yoruldum haliyle. Bir yudum kahvemden içeyim ben bu arada. Evet, çok güzel olmuş. Öyle arkadaşlar, bu odayı bu temizliği yapmak istiyordum zaten. De Ramazan'ın geçmesini hani bekliyordum. Şöyle kameramı biraz daha ayarlayayım. Hani Ramazan ayında oruçluyken temizlik yapmak tabii ki de yapıyoruz da bu kadar büyük detaylı koltuğu indir, onu kaldır, bunu yap. Benim de migrenim var. Az çok bilenler biliyor. Yeni gelenler için de bir dipnot olmuş olur bu sayede. Çok fazla yorulduğum zaman arkadaşlar maalesef ki migrenim tutuyor. Yani ben ne yaparsam yapayım tutuyor yani. İlaçlarımı düzenli kullansam da ne yaparsam yapayım migren tutuyor yani. O nedenle açlıkta bunu tetiklediği için Ramazan'dan sonraya bıraktım. Hani bayram geçsin daha sonra dedi. O şekilde ancak bugüne nasipmiş. Olsun. Bu şekilde temizledim, bitti. Kıştan çıkma temizlik olarak bir tek şey kaldı. Halılar yıkanacak. Koridorun halıları kalkacak. İşte onlar da yıkanacak haliyle. Onları da artık böyle yavaş 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 kendimi yormadan ama koridorun halıları yakın bir tarihte kaldıracağım. Yani birkaç gün içerisinde kaldırıp onları yıkayacağım. Onlar çok kolay. İnceler zaten. 3 parçalar. Onları çok çabuk yaparım ama büyük halılar için eşimin yardımı lazım. Veya yıkamacıya vereceğim. Artık hangisi mantıklı gelirse ikisinden biri. Büyük halıları bekleyeceğim mecburen. Öyle arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Ben kahvemi içeyim. Belki sizler de kahve yapmış içiyorsunuzdur. Benimle birlikte. Çok fazla lafı uzatmayayım. Videomu kapatayım. Beni buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek veren
Herkese teşekkür ediyorum. Yeni gelen takipçilerime hoş geldiniz diyorum. Kanalımda inşallah kalıcı olursunuz. Beni beğenir, devamlı izlersiniz. İnşallah o güzel yorumlarınızı benden esirgemezseniz çok çok sevinirim. Ben de mutlulukla cevaplarını sormak istediğiniz bir şey olursa cevap vermeye çalışırım. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.